Arkadaşlar adres gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. İzmir Torbalı yazıyor da Torbalı'dan nerede şey olacak. Ama dur lan kargo takip numarası gözüküyor değil mi? Oradan herkesi bulur. Adresimi bulsanız ne yapabilirsiniz? Aman aman abi. Bir dakika Mehmet, sen ses açayım. Mehmet adresi göstersem ne olur? Adresini bilseler ne Bu olur? arada Discord'un bas konuştu abi. Onu bas konuştan Açtım gitti. açtım Abi açtım. evine kargo gönderebilirler karşı ödemeli. Gelsin almazsam ne olacak ki? Yani cezası var. Neyin cezası Çünkü var? senin adresine sürekli hani bir şey postalanıyorsa hani bu bir sefer olsa tamam ama mesela Rıtıcına Ferit'e bir sürü şeye gitti. Bir kere adresini gösterdi abi. Evine 100 tane kargo gönderdiler adama. Oğlum biz zaten chatte 60 kişiyiz. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. 50 döner söyleyeceğiniz. Söyleyin lan. Söyleyin 50 dön. ben söylemedim abi. Ben atarlı adamım ya. Bak arkadaşlar güzel bir tane bilgisayar topladım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani bir yorumunuzu da alırım. Şimdi benim kardeşimin okulu bitiyor. 8, lise 4'te. Kendisi çok güzel CSGO oynuyor. Yani baya baya güzel oynuyor. Üst seviye CSGO oynuyor. Yakında zaten o da bu kanalda yayın açmaya başlayacak. Beraber yayın açabiliriz. Öyle bir şeyler planlıyorum. Mame sen de bak. Şöyle bir tane kasa aldım ilk olarak arkadaşlar. Kasayı aslında şeyli böyle dörtlü şey vardı bak. Neydi o? Dur. Boş kasa yazan. Bak buradan açayım. Normalde şu kasadan alacaktım. Bu kasadan alacaktım. Ama bu kasa çok ses çıkartıyormuş. Sizce kötü mü oldu? Abi o kasanın ama şeyi yok Fatih abi. Neyi yok? Hava ekranizasyonun hani hava girip çıkılacağı yer yok. Çok fazla. Ben onu fark ettim şu an. Ama üstte de Muhammed şey var ya işlemci şeyi. Fanı mı? İşlemci fanı var ya oradan alır Kaç diye. tane fanı var abi kasanın içinde? Bir tane burada var. Bir de işlemcinin şeyi. Bir tane var fan galiba. Bakayım kaç tane fanı varmış. Arkadaşlar söyleyen olmadı iptal ettireyim ya şunu. Kasa güzel mi? Kasa efsane ya tasarım olarak. Ben tasarım değil de hani sessiz falanmış. Bayağı yorumlarını okudum. İyi dediler hani bayağı güzel dediler. Kasa güzel mi? Sıvı soğutma var kanka sıkıntı yok. Güzel tamam kasada anlaştık. Normalde bunu alacaktım bak böyle renkleri falan değişiyormuş. Güzel olur dedim. Havalandırma var mı? Vardır yani kanka. Ezgi 350 lira para veriyoruz. 350 lira paraya da havalandırma yoksa. Yani kasayı bunu aldım. Aslında bunu alacaktım. Bir fikrinizi alırım. Bu mu bu mu? Ama bu dedi şey adı neydi? Yorumları okudum. Çok fazla ses çıkartıyor dedi. Bir de çok gereksiz gördüm. Çok fazla ses çıkartması kötü mü? Bak şunu aldım ben. Bununla ikisi arasında kaldım. Ama derseniz ki abi yanlış yaptım. Bunu alsaydın daha iyiydi derseniz düşünebilirim. Aldığım daha iyi değil mi? İyi tamam bu iyiymiş. Kasayı anlaştık. Sonra bunu aldım. MSI'ın 1660, 1660 GTX 1660. Aslında 2070 almam gerekiyordu da o kadar param yoktu. Bıçakları falan sattım. Aldığın iyi. Okey. Kasada okey. 1660 aldım. Yeterli mi sizce? Bir CSGO yayını açmak için. Normalde 2070 alacaktım da. Yavşak. Video çekecek. Video çeksin alsın kendisi 2070'i. O kadar bilgisayar dizdik. Hanginizin abisi yaptı böyle şey? Yeterli değil mi? Eyvallah. Tamam bu da yeterli. 2070'i de kendi alsın. Sonra Ryzen 2600X ama 4,25 GHz aldım. AMD işlemci iyi mi? Ezgi sen de anlıyorsun bu işlerden. Arkaya koymuşsun MSI'ın şeyini. Kardeşime dizdim Poli. O da yakında CSGO yayınları açmaya, videoları çekmeye başlayacak. AMD iyi mi? AMD de iyi. Okey. 2600 aldım. 2700 alabilir miydim? 2700 alsam daha mı iyiydi?
Benim abim yok ki. Benim de abim yoktu. Ben her şeyi kendim aldım bir inceleme. Ama biz kardeşlerim ceplerinde her gün dünya paralar. Ben 1 lirayla giderdim lan okula. Adamlar 50 lirayı beğenmiyor. Ben 1 lirayla giderdim. 1 lirayla liseye giderdim. Şimdi onlar 50 lirayı beğenmiyor. İşlemci iyi değil mi? Hani burada eğer beğenmediğiniz bir şey varsa kargo yarın gelecek ya. Bunu iptal eder yerine başka bir şey alırım. Benim abim 10 TL bile vermez. Aga be. Yani yakın zamanda zorlarsa değiştirir. Doğru diyorsun Ezgi. Ezgi. Bir de anakart olarak bunu aldım. Gerçi anakart konusunda herkes hani pek bir şey bilmiyordur. Niye açmadı? Kanka anakartı açıyorum. Kalmamış galiba. Anakartın şeyini göstermiyor lan. Anakart olarak da bunu aldım. Bir de Corsair'in şeyini aldım. 3000 beyaz RAM'ini aldım. Böyle bir tane bilgisayar dizdim. Kanka abi demiş CSGO'da 26-30 FPS alıyorum. Nasıl halledeceğim bunu? Yeni bilgisayar alacağım lan. 30 FPS de neymiş? Ekran kartım yok. Onu aldığına dua et. Tek slot yanlış seçim mi? Ha, bak ben buna hiç dikkat etmedim. Okey okey. 8x2 al. Bakayım. Olmadı ben bunu iptal edeyim değil mi? O kadar sıkıntı eder mi? 8.2. 8x2. O kadar sıkıntı eder mi? Yoksa etmezse adamlar kargoladı o ya. Boşa gitmesin. İki slot olursa daha çok mu şey oluyor? 16 GB tek mi aldın abi? Eder diyor. O kadarmış. Aynen. Ben onu dikkat 16 GB tek etmemiştim. aldıysan güzel olmuş ya. Ben onu dikkat etmemiştim. Chat adamsın ha. Vallahi adamsınız. Nerede o? O zaman seçelim buradan bir tane. DDR4. DDR4. 2x8 yazdım. O zaman ben bunu alıyorum. İkili. Okey okey ben yanlış almışım ya. Adamlar kargolamış mı? Adamlar kargolamış da bunu almayacağım galiba. Okey. Çok FPS farkı eder diyorlar. Valla yarın dizilecektik normalde bilgisayarı. Ama zaten videosunu çekeceğim. Ne yapacağız? Önce ekipmanları tanıtacağız. Sonra böyle vatana giderken falan vlog tarzında çok güzel bir tane video çekeceğiz. İşte abim bilgisayar aldı gibisinden. Böyle ya. SSD'ni de bunu da aldım ya. Kısa da hani şey var zaten hard diski var. Benim evde bir tane hard disk var. Onu vereceğim. SSD olarak da bunu aldım. SSD kaç GB abi? 240 GB aldım. Yeter ya. Yeter değil mi? Bu da iyi. Yeter yeter. O zaman beraberiz değil mi? Oğlum olur olur aslında Emre. Kamera çek, video çekecek adam lazım. Vatana gideceğiz Emre. Böyle vatanda toplatma videosu falan çıkacak. M2 alsaydın reis diyor. M2 ne oluyor? M2 ne oluyor? SSD M2 yazayım. Bilmiyorum ki abi. Ben de bilmiyorum valla. Ha bunlardan diyor. Bununla onun arasındaki fark ne? Bununla orası, onun arasındaki fark ne? M2 ile. Bende de diğerinden var. Ha anakarta taktık. Ha şeye taktık oğlum. Ne fark edecek? Anakarta bak Bay Sicil. Sana bilgisayar nasıl toplanır göstereyim mi? Bak. Google'a giriyorsun kardeşim. Teknobiyotik diye bir site var. Giriyorsun buraya. Bak burada bilgisayar nasıl toplanır bak. Hiçbir şey bilme. Sana buradan nasıl bilgisayar toplayacağını göstereyim. Ha bak bilgisayar sihirbazı diye bir şey var. İlla buradan almak zorunda değilsin. Bak bilgisayar nasıl toplanır. Öncelikle işlemcine karar vereceksin. Ha, diyeceksin ki ben i7 ya da AMD alacağım. Hani ilk olarak işlemcini seçeceksin. Mesela bak sana buradan toplayalım. i7 8700 işlemci seçelim buradan. Intel Core i7 8700K işlemciyi seçtik buradan. Şimdi dedi ki sen Intel i Core i7 seçtik.
Sonra diyor ki sen Intel i7 alacaksan şu anakartları alabilirsin. Yani Intel i7'ye yanlış bilmiyorsam Z370 anakartlar oluyordu. Bak H370, Z370, Z390. Ha bak buradan da anakartını seçeceksin. Böyle böyle dizebilirsin. Hangi parçaya hangisi uygunsa. Düşük sistem olsun, pahalı olsun. Oğlum o kadar şimdi toplayamam. Ama şey ileride inşallah büyürüz. Böyle sponsorluklar falan gelir. Bizim de bilgisayar toplama videolarımız olur. Ben severim ya bilgisayar toplamayı. Olur, Azon konuşuruz.